ABD karışık soru çözümü 48. P, Q ve R önermeleri için P veya Q ve R önermesinin doğru olduğu biliniyor. Buna göre 3 tane bileşik önerme vermiş bize. Önermelerinden hangileri her zaman doğrudur diye sorulmuş. Öncelikle verdiği buradaki ifadeyle başlıyoruz. P, Q ve R önermeleri için bu önermenin doğru olduğunu biliyoruz. Yani bunun sonucu 1 çıkıyor. V ile bağlı bir önermenin sonucunun 1 çıkması için V'nin iki tarafının da 1 olması gerekiyor. Bunun da 1 olması gerekiyor. Bunun da 1 olması gerekiyor. R'nin 1 olduğunu kesin olarak belirledik. Fakat buradaki P veya Q'nun 1 çıkması için P ve Q'dan ikisi de 1 olabilir, bir tanesi 1 olabilir ama burada P ve Q'nun ikisinin de sadece 0 olmadığını biliyoruz kesin olarak. İkisi de sıfır değil. Şimdi ihtimallerimiz neler? Şunun bir tablo olarak yazalım. P, Q, R. R her türlü bir olmak zorunda. 1, 1, 1, 3 durum var burada. Bu P veya Q'nun bir ettiği. O yüzden R'ye 3 tane bir yazdım. P 1, Q 0 olsa burası 1 çıkar ve sonuç 1 gelir. Burası 0, burası 1 olsa gene burası 1 çıkar, sonuç 1 gelir. İkisi de 1 olsa sonuç 1 çıkar yine. Bu ihtimallerimiz var. Önermelerinden hangileri her zaman doğrudur? Bu yüzden sormuş. Şimdi 3 için de sırayla test edeceğiz. P ise Q. Buna 1, buna 0 versek zaten ise ile bağlanmış önermelerin tek yanlış olduğu durum ilki doğru, ikincisi yanlışsa gerçekleşir. Hipotezimiz doğruyken hükmümüz yanlış olursa ise bağlaçları yanlış üretir. Bunun sonucu bir ise sıfır da sıfır çıkıyor. Diğerlerine bakmaya gerek kalmadı. Her zaman doğruyu arıyoruz bu. Bunun yanlış olduğu bir tanesini bulduk. P ise R. İkincisi doğru olduğu zaman bu ikincisi her durumda doğru. İse ile bağlananlar bir tek durumda sonucu yanlış çıkartabiliyor. İkincisi yanlış olduğu, ilkinin doğru olduğu durumda. İkincisi her zaman doğruysa bunun sonucu ilki ne olursa olsun birdir. İsterseniz tek tek denersiniz. Çok da önemli değil o. Bunun her zaman bir olduğunu kesin olarak tespit ettik. Q ancak ve ancak da ikisi de doğruysa sonuç doğru çıkar. İkisi de yanlışsa sonuç yine doğru çıkar. Q R'ye bakıyoruz. Sıfır ancak ve ancak bir. Bunun sonucu sıfır çıkar. Yani bu da her durumda, her zaman doğrudur diyemiyoruz. Q ancak ve ancak R burada bir çıkar. Burada bir çıkar. İkisi aynıysalar bir çıkar. Farklıysalar sıfır çıkar. Her zaman bir, her zaman doğrudur diyemiyoruz burada. Cevabımız yalnız 2, B şıkkı. Oldukça basit bir mantık sorusu idi. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.